Merhaba dram severler. Bugün size çok beğendiğim birkaç dram filmini daha tanıtmaya çalışacağım. Birinci sırada Bohemian Rhapsody filmi var. Freddie Mercury'nin gerçek yaşam hikayesini anlatan, çok güzel bir müzikal olan, dramı da çok güzel olan bir filmdir. İzlemenizi tavsiye ederim. İkinci sırada Diriliş filmi var. Leonardo DiCaprio'nun filmidir. İlk defa Oscar ödülü aldığı filmdir. Bir adamın yaşam mücadelesini anlatan muhteşem bir filmdir. Hikayesi ve çekimleriyle gerçekten çok güzel bir filmdir. Leonardo'nun da oyunculuğunu konuşturduğu bir filmdir. İzlemenizi tavsiye ederim. Üçüncü sırada Henry'nin Kitabı filmi var. 13 yaşındaki bir çocuğun birden hastalanmasıyla başlayan bir dramı anlatan, ailesinin dramını anlatan, ailece çocuklarınızla oturup izleyebileceğiniz gerçekten çok güzel bir dram filmidir. İzlemenizi tavsiye ederim. Bunun sonrasında Showman filmi var. Hugh Jackman'ın filmidir. Gerçek hikayeden uyarlama bir filmdir. Müzikal bir filmdir. Seyrettiğim en güzel müzikal filmlerden birisidir. Toplum tarafından dışlanmış insanları bir araya getirip bunlarla beraber çiçek kurup bunları insanlara izlettirmeyi başaran bir adamın hikayesini anlatır. Gerçekten güzel filmdir. Bunun sonrasında Osmanlı Subayı filmi var. Universal yapımı filmdir. Hollywood sinemasının bir Osmanlı subayına tarafsız bakış açısıyla yaptığı gerçekten çok güzel. Yani bir Osmanlı subayını bu kadar güzel anlatabilirsiniz. Gerçekten çok güzel bir filmdir. Oyuncu kadrosu da muhteşemdir. İzlemenizi tavsiye ederim. Bunun sonrasında En Sevdiğim Düşman filmi vardır. Zenci ve Beyaz hikayesi anlatan bir filmdir. Klanlarla zencilerin hikayesini anlatan bir filmdir. Ama çok değişik bir filmdir. Gerçekten izlemenizi tavsiye edeceğim filmlerden biridir. Son sırada ise Aramızdaki Sözler filmi var. İdris Elba ile Kate Winslet'in başrolde oynadığı bir filmdir. Biri doktor olan, biri de gazeteci olan ama uçaklarını kaçıran iki kişinin beraber uçak kiralamasıyla başlayan bir hikayedir. Uçağın düşmesiyle bunların yaşam mücadelesini anlatan gerçekten sıra dışı güzel bir hikayedir. İyi bir dramdır. İzlemenizi tavsiye ederim. Tavsiyelerimin devamı gelecektir. Hoşça kalın.